Öncelikle kekimi hazırlayacağım. Kekimi hazırlamadan önce ısıtılmış fırına vereceğim için keki fırınımı ısıtıyorum. Fanlı fırınımı 180 dereceye ayarlayıp kekimin yapımına başlıyorum. Yumurtaları dikkatli bir şekilde karıştırma kabıma alıyorum. Kek yaparkenki püf noktalarından bir tanesi tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmuş olması. Bu şekilde kekimiz çok daha güzel kabaracak. Yumurtalarımı aldım. Şimdi içerisine toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserle 5-10 dakika arası çırpmam gerekiyor. Ne kadar çok çırparsam kekim o kadar güzel olacak. Normalde bunu bütün kek yapımında kullanabilirsiniz. Şekerimin tamamen yumurta ile birlikte özdeşleşmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi şeker yumurtanın içinde eridi, köpük köpük oldu. Şimdi kalan malzemelerimi ilave edeceğim. Kekimiz daha tatlı olsun isterseniz 1 su bardağı yerine 1,5 su bardağı şeker de ilave edebilirsiniz. Sıvı yağımı karıştırma kabıma alıyorum. İrmiğimi de ilave ediyorum. Ve biraz karıştırıyorum. Son olarak unumuzu, kabartma tozu ve vanilyamızı ilave ediyoruz. Tamamen karışıncaya kadar mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Kekimiz hazır. Boza kıvamı dediğimiz kıvamda. Kekimizde aklınıza takılan bir soru, içerisinde süt veya yoğurt gibi bir ürünün bulunmaması olabilir ama içerisinde süt veya yoğurt yok. Zaten üzerine tamamen sütten hazırlayacağım bir şerbeti olacak. Kekimi dikdörtgen borcam tepsime yağlamadan dökeceğim. Borcam tepsimizi alıyoruz. Yağlamadan bir kaşık yardımıyla kekimizi tepsimize alıyoruz. Kendi damak zevkinize göre çeşitlendirebileceğiniz bir tatlı. Arzu ederseniz üzerine karamel sos yerine farklı soslar da yapabilirsiniz. Kaşık yardımıyla tepsimizin her tarafına yayıyoruz. Yine bütün kek yapımlarında yaptığımız gibi kekimizin içinde hava kabarcıkları kalmaması için birkaç kez tezgaha vuruyoruz. Ve fırınımıza veriyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırınımıza kekimizi veriyoruz. Kekimizi üzerine kızarıncaya kadar fırınımızda pişirdik. Ve bir yaklaşık 5-10 dakikaya kadar dinlendiriyoruz. Bıçakla keseceğiz şimdi. Çok katı görünümlü bir kek oldu. Dikkatli bir şekilde kekimizi küçük karelere ayırıyoruz ya da nasıl servis etmek isterseniz o şekilde dilimliyoruz. Servis ederken yuvarlak kalıplar kullanmak isterseniz kürdan yardımıyla da delikler de açabilirsiniz. Ben bıçakla kesmeyi tercih ettim. Şimdi hazırlamış olduğumuz şerbetimizi kekimizin üzerine gezdireceğiz. Bildiğiniz gibi kekimizin içerisinde süt veya yoğurt yoktu. İçerisindeki süt tadını
bu yoğun şerbetiyle vereceğiz. Şerbetimizi kaynatmıyoruz. Sadece içine eklediğimiz şekerin erimesini sağlayıncaya kadar çırpıyoruz. Bir kepçe yardımıyla şerbetimizi kekimizin üzerinde gezdiriyoruz. Şerbet miktarının çok olması sizi korkutmasın. Kekimiz şerbetin tamamını çekecek. Kek ile muhallebi arasında bir tatlı aslında. Yediğiniz zaman kek olduğunu anlamayacaksınız. Ama muhallebi de değil diyeceksiniz. Harika bir lezzet. Spatula yardımıyla eşit miktarda yaymaya çalışıyorum. Ki şerbet her tarafına yetsin diye. Bu şekilde şerbetini döktükten sonra yaklaşık bir 25-30 dakikaya kadar şerbetini iyice çekmesini bekleyeceğim. Şerbetini tamamen çektikten sonra da üzerine hazırlamış olduğum karamel sosunu dökeceğim. Tatlımız yaklaşık bir 20 dakika kadar dinlendi ve soğuğa yakın bir hale geldi. Şimdi hazırlamış olduğumuz karamel sosla buluşturalım. Gördüğünüz gibi şerbetin hemen hemen tamamını çekti. Üzerinde birkaç köpük tabakası oluştu. Onları da yine bir kaşık yardımıyla kekimize yedirebiliriz. Şimdi hazırlamış olduğumuz karamel sos, o da şu anda ılık bir kıvamda. Sosumu her tarafına yayılacak şekilde trileçemin üzerine döküyorum. Arzu ederseniz hazır sos da kullanabilirsiniz ama kendi hazırladığımız sos eminim daha lezzetli olacaktır. Kaşık yardımıyla karamel sosumuzu her tarafına eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Üzerinde kalan kremalardan dolayı hafif dalgalı bir görünüm oluştu. Kaşık yardımıyla dağıta dağıta karameli kekimizin her tarafına ulaştırırken onlar da ortadan kaybolacak. Trileçe tatlımızı arzu ederseniz üzerine yine kremayla ya da beyaz çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Ama bu haliyle bile gayet güzel bir lezzet. Gördüğünüz gibi o dalgalı görüntü hemen hemen yok oldu. Gördüğünüz gibi trileçe tatlımız hazır. Buzdolabında mümkünse bir gece en az bir 4-5 saat kadar dinlendirirsek tatlımız tamamen şerbetini çekip kıvamına gelmiş olacaktır. Hepinize afiyet olsun.